Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 26 organik kimya ile devam ediyorum. 12. videomuz. Bugün sizlere alkenler ve alkinlerin tepkimelerinden bahsedeceğim. Bu tepkimeler katılma tepkimeleri. Alkanlar yer değiştirme tepkimesi verir. Alkenler ise katılma tepkimesi verir. Şimdi şu şekilde bir alkenimiz var. CH2, CH2 ve Br2 katılma tepkimesi. Br2 ile katılma tepkimesi verecek. Şimdi alkenimiz gördüğünüz gibi CH2, CH2 simetrik bir alken. Br2 de Br, yani simetrik bir madde. Şimdi ikisi de simetrik olduğunda ürünü tahmin etmek çok kolaydır, değil mi? Bu ikili bağa iki tane brom katılacak. CH2, CH2 ikili bağa katıldığı için ne olmuş olacak? Tekli bağ elde etmiş olacağız. Bromlardan biri bir CH2, diğeri diğer CH2'ye katıldı. Ne dedik? İkisi de simetrik olduğu için sonuç ürünü tahmin etmek çok kolay dedik. Peki, şöyle bir tepkime olsaydı. CH3, CH2, alkenimiz bu. Gördüğünüz gibi simetrik bir alken değil. Bu tarafta CH2 var, bu tarafta CH ve CH3 var. Buna yine simetrik olmayan HBr'yi kattığımızı düşünelim. HBr de simetrik değil. H ve brom. Şimdi iki tane olasılık var. Hidrojen bir karbona, brom diğer karbona. Yine aynı şekilde hidrojen bu karbona, brom da diğer karbona bağlanabilir. Şimdi bu iki olası ürünü yazalım. CH3, CH. Evet, bromun birinci karbona katıldığını düşünelim. Hidrojen de ikinci karbona katılsın. Bir olasılık bu. Diğer olasılıkta nedir? CH3, CH bu sefer birinci karbona hidrojen, ikinci karbona da ne katılsın? Brom katılsın. Şimdi bu birinci olasılığımız, bu da ikinci olasılığımız. İşte bu tip durumda, yani hem alken hem de katılacak maddemiz asimetrik olduğunda ne yaparız? Burada Markovnikov kuralını kullanırız. Nedir Markovnikov kuralı? Simetrik olmayan bir tepken. HX, HOH, HOSO3, H gibi, yani buradaki de HBr. Simetrik olmayan bir alken veya alkine katıldığında, evet buradaki simetrik olmayan alkenimiz, daha pozitif kısım, genellikle bu pozitif kısım H'tır. Şimdi şuraya bakalım. Brom ve hidrojen hangisi pozitif, hangisi negatiftir? Brom daha elektronegatif, kısmi negatif yüklü. Bu durumda da hidrojen kısmi pozitif yüklü. Yani daha pozitif kısım, bu kısım genellikle hidrojendir. En fazla hidrojen atomunun bağlı olduğu katlı bağ karbonla bağlanır. Şimdi en fazla hidrojen atomunun bağlı olduğu katlı bağ karbonu. Bu karbonda 2 hidrojen var, bu karbonda 1 hidrojen var. O zaman hidrojenin biz ikinci karbona bağlanmasını tercih ederiz. Bu durumda da bir numaralı ürün bizim olası ürünümüzdür. Markovnikov kuralını kısaca şöyle de aklımızda tutabiliriz. Hidrojen atomu hidrojeni çok olan karbona bağlanır. Evet, diğer bir katılma tepkimesi de ikili bağ su katılmasıdır. İkili bağ su katılması, bir bileşikten su çıkarılmasıyla ikili bağ oluşması tepkimesinin tersidir. Şimdi su katılması seyreltik asitli ortamda, yani H2SO4, seyreltik H2SO4 %10'luk diyelim. Su ayrılması da derişik asitli ortamda daha kolay gerçekleşir. Şimdi ikili bağ su katılmasına bakalım. Şu şekilde ikili bağımız var. CH3, CH3, hidrojen ve hidrojen. Şimdi biz buna su katmak istiyoruz. Yine burada da Markovnikov kuralı geçerli. Markovnikov kuralı geçerli. Su katılması sırasında seyreltik asit çözeltisi kullanıyoruz. Yani %10'luk sülfürik asit. Hidrojen, hidrojence zengin olana katılacak. OH da diğer karbona katılacak. Bu durumda CH3, CH3 buna ne katıldı? OH katıldı. Diğer karbona da hidrojen, hidrojen vardı. Bizim sudaki hidrojenimiz de buraya geldi. Ve ne elde ettik? Tersiyer butil alkol elde ettik. Şimdi bu tepkime tersinirdir. Yani şu tarafa da gerçekleşebilir. Hangi şartlarda? Ne dedik? Derişik
asit bulunduğunda tersine de gerçekleşir. Şimdi bunu nasıl açıklayabiliriz? Seralitik asit ortamda ne olmuş oluyor? Seralitik asit demek yani su fazla demek. Suyun fazla olması, yani burada suyun fazla olması bu tepkimenin sağa doğru ilerlemesine sebep olur. Ve bu durumda bu da ne demektir? H2O katılması demektir. Seralitik asidik ortamda. Derişik asidik ortamda ne demektir? Yani suyun miktarı az. Derişik asitte suyun miktarı az demektir. Su azalırsa tepkime bu tarafa doğru gerçekleşir. Yani bu da ne demektir? Su ayrılması. Suyun az olduğu yani derişik asit ortamında gerçekleşiyor. Şimdi devam edelim. Alkinlerin katılma tepkimesi de Markovnikov kuralına göre yürür. Şimdi bir tane alkin yazalım. CH3, CH. Buna hidrojen klorür kattığımızı düşünelim. 1 mol hidrojen klorür. Şimdi 1 mol hidrojen klorür kattığımızda ne olacak? Markovnikov'a göre yürüdüğüne göre hidrojen hidrojence zengine yani buraya katılacak. Klor da diğerine katılacak. O zaman ürünümüz ne olacaktır? Evet, bu şekilde bir hidrojen kattık. O yüzden çift bağ oldu. Hidrojen de buraya bağlandı. Şimdi 1 mol hidrojen klorür ilave ettiğimizde bu ürün oluştu. Fakat biz fazladan HC ile ilave edersek, bu tepkime devam eder ve alkene de katılır bu madde HC ile. Yine ne olacaktır? Hidrojen hidrojence zengine, klor da diğerine katılacaktır ve ürünümüz ne olacaktır? Klor, hidrojen kattık. CH3 oldu. Ürünümüz bu olacaktır. Şimdi bunun sebebi nedir? Hidrojen halojenürün alkine katılma hızı, halojen katılmış alkene katılma hızından daha büyük olduğu için birebir kattığımızda burada buraya kadar tepkime gerçekleşir. Fazlasını kattığımızda da bu tepkime devam eder diyoruz. Diğer bir katılma tepkimesi de hidrojenlenmedir. Yani hidrojen hem alkenlerle hem de alkinlerle paladyum ve platin gibi metal katalizörü varlığında katılma tepkimesi verir. Buna hidrojenlenme diyoruz. Şimdi yazalım CH3, CH2, üçlü bağ yani alkinimiz. Buna hidrojen katıyoruz, hidrojenliyoruz. Ne dedik? Paladyum ya da platin katalizörlüğünde gerçekleşiyor bu olay. Şimdi ne yaptık o zaman? Platin katalizörlüğünde üçlü bağ hidrojen kattık. Her iki karbona da birer tane hidrojen geldi ve ikili bağ oluştu. Ve hidrojen katmaya devam edersek yine platin katalizörlüğünde burada ikili bağ da hidrojen katılır. Ne oluşur? Alkan oluşur. CH2 ve en sonda da CH3 alkanımızı elde ettik. Şimdi hidrojen alkinlerin üçlü bağına hızla katıldığında bu tepkime alken aşamasında durmaz. Eğer istenen ürün alken ise o zaman katalizörü değiştirmek lazım. Hangi katalizörü kullanmak lazım? Lindelar katalizörü gibi farklı bir heterojen katalizör kullanmak gerekir. Lindelar gibi farklı bir heterojen katalizör. Heterojen katalizör kullanırsak ne yaparız? Alken aşamasında bu hidrojen katılmasını durdurabiliriz. Şimdi Lindelar katalizörü de iki durumda şöyle Lindelar katalizöründen biz ne elde ederiz? Lindelar katalizörü kullanırsak cis alken elde ederiz. Tabii ki üçlü bağ son karbonda değilse. Üçlü bağ son karbonda değilse alkinden bir cis alken elde ederiz. Mesela CH3, CH2, C üçlü bağ, CH3. Buna hidrojen katıyoruz. Ne ile? Lindelar
katalizörü ile kattığımız için alken elde edeceğiz ve bu alken cis bir alken olacak. Evet, CH3. Şöyle diyelim, çift bağımız burada, alkenimiz bu. Bu alkene bağlı CH3 ve CH2 var. CH3, pardon. Şimdi alkinimiz burada, alkinimiz burada. Bu alkene bağlı, alkine bağlı CH3, CH2 var. Ne katacağız biz buraya? Hidrojen. Hidrojen kattık. Burada da CH3, CH2 bağlı dedik. Diğer karbona da ne katacağız? Hidrojen katacağız ve cis alken elde edeceğimiz için hidrojenler aynı tarafta olacak aşağıda. Diğeri nedir? Diğer grupta CH3'tür. Evet, bu şekilde ne elde ettik? Cis 2 penteni elde etmiş olduk. Şimdi trans alken elde etmek için de katalizörümüz sıvı amonyak içinde sodyum. Sıvı amonyak içinde sodyum katalizörümüz olursa trans alken elde ederiz. Alkinden CH2, C, üçlü bağ, C, CH3 hidrojeni katıyoruz. Hangi ortamda? Sodyum neyin içerisinde? Sıvı amonyak içinde sodyum var. Şimdi burada ne dedik? Bu alkine hidrojen katınca alkene dönüşecek. Alkenimizi çizelim. Birinci karbona bağlı CH2, CH3, CH2, CH3 ve hidrojen kattık. Trans elde edeceğimiz için ikinci karbonda da bu karbonda da CH3 var. CH3'ü buraya yazdık ki kattığımız hidrojen trans konumunda olsun, yani çapraz konumda ve böylece trans ürün elde edelim. Bu da trans 2 penten olarak adlandırılır. Evet arkadaşlar, katılma reaksiyonları ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.